Harvard Üniversitesi Uluslararası Ticaret Lojistik Bölümünün öğretim üyesiyim. Şimdi kripto para geleceğin para birimi olarak ifade ediliyor aslında. Ama biz kripto parayı nasıl ifade ediyoruz? Kriptografi dediğimiz şifreleme yöntemiyle, blockchain teknolojisiyle oluşturulmuş asat işlemlerinin yapıldığı sanal veya dijital paralar olarak ifade ediyoruz. E, temelinde aslında şifreli e, al-sat işlemlerinin ve transfer işlemlerinin şifreli olarak gerçekleştiği güvenilir bir dijital para olarak e, açıklayabiliriz kripto paraları. Şimdi kripto paraların hepsinin kendine has özelliği var. Yani örneğin e, isim kullanacak olursak mesela Tether diye bir kripto para birimi var doğrudan dolara endekslenmiş. Doların değeri ne olursa Tether'in değeri de o oluyor. Ya da işte e, günümüzde birçok kişinin bildiği para birimlerinden işte Bitcoin var misal. Bitcoin'in belli bir üretimi var. Sabit 24 milyon Bitcoin üretilmiş. 21 bunun birkaç milyonu e, işte kripto para madenciliği dediğimiz yerde üretiliyor. 21 milyon ise sabit Bitcoin var. Yani 21 milyona göre değer biçilmiş bir Bitcoin'den bahsediyoruz. Bazen insanlar misal bunların değerleri neye göre belirleniyor diyor. Bitcoin'lerin yani Bitcoin için değil mi? Bütün kripto paraların, sanal paraların değeri aslında onların talebine göre belirleniyor. Yani ilk ortaya çıktığında belki 1 e, sent olan bir kripto para şimdi diyelim 1000 dolar olabiliyor değeri. Bu nedir? İnsanlar onu ne kadara satın almak istiyorsa o değere ulaşıyor. Yani siz 1 liraya olan bir şeyi 2 liraya satın almak isterseniz değeri 2 lira olur. 2 liraya alan 3'e satış fiyatı koyar. 3'e almak isteyen onun değerini 3 liraya çıkar. Aslında rutin bir piyasada fiyat oluşma e, meselesi bu. Yani piyasada fiyatlar nasıl oluşur? Bu şekilde kripto paralarda da aynı şekilde oluşur. Bunun bir sınırı yok. Herkes kripto para üretebiliyor. Yani bu devletler de üretebilir, bireyler de üretebilir firmalar da üretebilir, kuruluşlar da üretebilir. Nitekim şu an günümüzde... birçok kripto para var. Yani bunların sayısı... son bu konuda özellikle dünyada bilinen büyük bir araştırma... firması olan Coinmarketcap'ın... verilerine baktığınızda 8700'den fazla kripto para olduğunu görüyorsunuz. Ve bunların satıldığı 36.000'e yakın... kripto para borsası var. Yani dünya geneli biz her ne kadar yeni tanışıyor olsak da aslında çok da yabancısı değiliz. Şimdi birazdan onlara değineceğim. insanlar e, kripto para yeni gibi görüyor ama zaten biz Türkiye'de çoktan bu işin içine girdik ve bayağı da yol kat ettik şu an. Hatta şöyle bir sıralama size söyleyebilirim. E, dünyada özellikle e, Avrupa Ekonomik Forumu'nun son yapılan ekonomik forumunda gündeme gelen işte kripto para kullanımında Türkiye şu an dünyada dördüncü sırada yüzde 16 bir kripto para kullanımı var yani bu ne demek oluyor 100 kişiden 16 kişi zaten şu anda bir cüzdanı var sanal cüzdanı ve orada kripto para bulunduruyor yani biz aslında işin içine çoktan girdik diyebilirim bizim sanal cüzdan dediğimiz cüzdanlarda saklanıyor zaten kripto parayı cazip yapan şey bu aslında Kripto paralar bir merkeze bağlı değiller. Yani bizim misal şu an normal işlemlerimizde diyelim ki bir al sat işlemi ya da transfer işlemi gerçekleştirdiğimizde biz neye ihtiyaç duyarız? Bir bankaya ihtiyaç duyarız değil mi? Kripto paralar açık ağ sistemi, dağıtık ağ sistemi dediğimiz bir sistemle kişilerin şahsi sanal cüzdanları sayesinde transferin yapıldığı bir sistem. Herhangi bir merkeze Bağlı olmayan bir sistem. Yani sanal cüzdanlarımız var. Siz kripto aldığınızda yani tıpkı kendi cüzdanınız gibi orada bulundurabiliyorsunuz ve bunu sadece siz biliyorsunuz. Yani satılan alınan kriptoları herkes görebiliyor ama kimin aldığını sadece onu alan kişi bilebiliyor. Onun cüzdanında duruyor. Satmak isterse bu nakite dönüyor. Dünyada hiçbir Paranın fiziksel bir karşılığı yoktur. Yani bu altın için de geçerlidir. Gümüş için de, elmas için de. Bazen böyle işin şey tarafı elmas su eğrisi diyoruz mesela biz buna. Siz eğer su azsa suyun kıymeti elmasın kıymetine geçer. Elmas çoğalırsa, su kadar çok olursa elmas da kıymetsizleşir, değeri düşer. Aslında bu bütün para birimlerinin yani eğer bir fiziki değerini soruyorsanız hiçbirinin bir fiziki değeri yok. Kripto paralar da buna benziyor. Yani sizin ona biçtiğiniz değer kadardır. E şimdi burada sınırlı bir üretimden bahsediyoruz birçok kripto için. Yani belli sayıda diyelim ki 21 milyon üretilmiş, diğeri 11 milyon üretilmiş. 11 milyon üretilen şey, insanlar da almaya başladı mı o kıymetlenir. Yani bu işin doğası böyledir. Bu bir süre sonra o e, para bir mi bir yatırım aracına da dönüşmeye başlıyor. Yani değişim dönüşüm aracından çok bir yatırım aracına da dönüşüyor. Nitekim şunu ben bazı başka katıldığım programlarda dile de getirdim. Yani bunun ileride bir dönüşüm aracı olma potansiyeli var. Eğer devlet güvencesi sağlanabilirse, altyapısı devlet kontrolünde olan bir altyapı oluşturulabilirse insanlar belki de ticaretlerini Onunla yapacaklar. Yani nasıl biz aslında temel yapısıyla da baktığımızda şeyden bir farkı yok. Yani kredi kartların kullanımından bir farkı yok. Siz kredi kartında bir para mı veriyorsunuz? Hayır. Bir kartın içerisinde sanal aslında bir para harcıyorsunuz. Burada da durum aynı. İleride belki de biz herhangi bir restoranta ya da bir markete gidip ya da uluslararası bir ticaret yaptığımız zaman ödememizi o sanal paralarla, kripto paralarla yapacağız. Yani onun transferiyle işlemi gerçekleştireceğiz. Burada olağan dışı hiçbir durum yok aslında. Sadece dediğim gibi burada devletlerin işte o altyapıda, o güvence, alsattaki güvenceyi sağlaması böyle bir alanın açılmasını sağlayacaktır tabii. Yani şöyle şimdi kripto paraların güvenilirliği konusu şöyle. Biz zaten bir 8700'den fazla kripto paradan bahsettik ki bu rakam muhtemelen biz konuşurken bile artıyordur. Zaten güvenilirlik konusunda siz rastgele kripto para almıyorsunuz. Bu dünyada artık oluşmuş bir piyasası var. Örneğin bitcoin, biz mesela kripto paraları ifade ederken bitcoin ve altcoin'ler dediğimiz, alternatif coin dediğimiz bitcoin dışındaki bütün kripto paraları ifade ediyoruz. Bunların bazıları hiç karşılığı yok. Örneğin belki televizyonlarda duymuşsunuz, San Putin coin var. Sırf Putin sevenlerin yaptığı bir sanal paradan bahsediyoruz. Şimdi her paran değeri aynı değil. Bazıları çok komik rakamlarla değer biçilmiş bazılarda gelecek vaat ediyor diye ciddi değerlere ulaştı. Ya yani örneğin Bitcoin'in kendi ürettiği bir altcoini var. Daha düşük değerli ama Bitcoin de belli bir değere ulaştığı için insanlar ona da yöneliyorlar. Ya da işte bazı büyük kurumsal firmaların işte güvence işte biz güvenceden bahsediyoruz. Büyük firma bu işe giriyor. bu sanal para yaptım diyor, kripto para yaptım diyor. Şimdi büyük firma yapınca insanlar onu güvenilir buluyorlar. Tabii bir yerle devlet güvencesine ihtiyaç olabilir ama büyük bir firmanda dünyanın en zengin adamının tercih etmesi bir kripto parayı insanlar için de bir tercih sebebi oluyor nihayetinde. Ee, o yüzden kripto para böyle bir sürece evrildi diyebiliriz aslında. Kripto paraların tek bir kripto paradan bahsetmiyoruz. Kripto para dediğimizde 8700 tane kripto paradan bahsediyoruz. Şu an dünya hacmi 1.7 trilyon dolara ulaştı. Kripto paradan toplam hacmi. Günlük transfer yani kripto para dönüşüm hacmi ise 125 milyar doların üzerine çıktı. Yani buradan ifade etmek istediğimiz rakamlar ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Bizim milli gelirimizin iki katı neredeyse bir kripto para hacminden bahsediyoruz dünyada. Yani aslında artık biz bu işin içine girdik. Herkes bir şekilde kripto paralarla haşir neşir oldu. Tavsiyeniz ne diye sorarsanız benim tavsiyem her zaman da söylüyorum. Devletin bu işi e, yasal altyapısıyla koruyarak belki de başka ülkelerde bu sanal para, dijital para yatırımcılarını ülkemize çekerek bizim kendi kurmuş olduğumuz e, kripto para borsalarında işlem yapmalarını sağlayarak aslında Burayı biraz daha cazip hale de getirebiliriz. Bu saha için, kripto para sahası için Türkiye'yi cazip bir alan haline getirebiliriz aslında. Şimdi ben şunu anladım. Türkiye'nin özellikle ekonomi reform paketinde bir dijital dönüşümden bahsediliyor. Bu da onun aslında bir parçası. Bir Böyle bir sanal para, dijital para sürecine biz girdik. Artık devlet de bunu hem devlet kurumlarıyla yapıyor hem de bunun işte konuştuğumuz laf, e, cümlemizin başında da ifade ettiğimiz gibi yasal bir altyapı oluşturarak bari bu alanda işlem yapan vatandaşları da güvence altına alma gibi bir eğilim gördüm ki doğru olduğunu kanaatindeyim. Bunun yapılmasının Türkiye'ye ciddi bir katkısı faydası da olacaktır. Bazen soranlar oluyor hocam bu işin vergisi Olur mu? Olabilir. Bir altın alsat yaptığınızda vergi ödüyorsanız kripto para alsat yaptığınızda da vergi ödemenizde herhangi bir sakınca yok tabii ki.